Bu sefer konumuz CV hazırlarken nereye dikkat etmeliyiz? Fotoğraf. Şimdi fotoğraf çok önemli. Fotoğraf çünkü sizin itibarınız mümkün olduğu kadar eğitimin dışında o eğitim sırasında özellikle üniversitede almış olduğunuz seçmeli dersler, ondan sonra farklı eğitimler, sosyal faaliyetler gibi önemli bilgiler muhakkak almalı eğitim adı altında. Sizin öne çıkmanızı sağlayan bir takım becerilerinizi, yeteneklerinizi sıralamanız lazım. Yani CV ile ilgili eminim ki bu birçok yapay zeka yazılımı birçok şeyde eminim ki birçok mükemmel CV yazılımı imkan var ama bunlar sizi çok bir yere götürmez. Merhaba. Evet, bu özel video serisine devam ediyorum. Bu sefer konumuz CV hazırlarken nereye dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili en önemli konuları tabii ki değinmeye çalıştım. Şimdi şöyle söylemek isterim. Şimdi CV eskisi gibi değil. Yani bundan 1980-1990'lara baktığımız zaman CV her şeydi. Yani CV hazırlamak, işte CV göndermek, işte onun üzerindeki bilgiler çok kıymetliydi. Fakat sosyal medya, LinkedIn ve birçok farklı kanallardan dolayı CV şu anda halen gerekli ama iyi bir CV iş almanızı sağlamıyor. Yani o yüzden yani CV'nizi elinizden geldiğince şimdi anlatacaklarımla iyi yapmaya çalışın ama CV'nin de tek başına yeterli olmayacağını iyi bilin. Şimdi CV'nin amacı kişiyi çok iyi bir şekilde başarılarını, eğitimlerini, yeteneklerini, arzularını, isteklerini net bir şekilde işverene anlatmak. Şimdi öncelikle bir kere kişisel bilginiz eksiksiz olmalıdır. Yani isminiz, soyadınız, adresiniz, cep telefonunuz bunlar eksik olmalı. Aynı şekilde işte çalıştığınız şirketler, okuduğunuz okullar olmalıdır. Fakat çoğu zaman şöyle bir soru gelir yani referansları koymalı mı? Yok, referansı koymanız gerek yok. Yani referans talep edilmediği sürece koymamız lazım. Ha, bazı yerlerde ücret beklentisi diye var. O da yok. Yani özellikle bu konuda iki tane konu. Bir, ücret beklentisi. İkincisi de referanslarınızı CV'nize dahil etmeyin. Şimdi ne var mesela burada başka? Önemli bir şey. Dedim, iletişim bilgileri, kişisel bilgi. İkinci konu fotoğraf. Şimdi, fotoğraf çok önemli. Fotoğraf çünkü sizin itibarınız. O yüzden kullanmış olduğunuz fotoğraf bir kere ben olsam renkli olmalı. Profesyonel olmalı. Erkekler için ceketli olmalı. Kadınlar için yine mümkün olduğu kadar profesyonel olmalı. O yüzden yani bu sıradan bir fotoğraf olmalı. Yani iş dünyasına hitap eden ve size en iyi şekilde yansıtan renkleriyle, kalitesiyle olmalıdır. O yüzden fotoğraftaki. Bir diğer bir konu eğitim. Şimdi eğitimde ve iş deneyimlerinde en son yani en başta en güncel olmalı. Yani mezunsanız işte ne bileyim master'sa master, üniversite, iş hayatında da en son çalıştığınız şirket olmalı. O yüzden en tepeye en son mezun olduğunuz okul olmalıdır. Daha sonra tabii kronolojik olarak da gittikçe aşağı doğru olmalıdır. Eğer okumuş olduğunuz lise bir yani bilinir bir lise, Robert Koleji, Alman Lisesi, Avusturya Lisesi, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray yani iyi bir lise ise koyulabilir. Onun dışında bazı CV'lerde şunu görüyorum mesela açık öğretimde okuyor daha sonra başka mesleki eğitimlerden o ikisini tamamlamaya çalışıyor. Yani o tip durumunuz varsa da tabii ki ona göre yapmanız lazım. Ben sadece normal lise, üniversite olarak düşündüm. Şimdi eğitim konusunda mümkün olduğu kadar eğitimin dışında o eğitim sırasında özellikle üniversitede almış olduğunuz seçmeli dersler, ondan sonra farklı eğitimler, sosyal faaliyetler gibi önemli bilgiler muhakkak almalı eğitim adı altında. Onun dışında yüksek lisans ya da doktora yapıyorsanız bu da mümkün o kadar en üst sıraya yazılmalıdır.
Şimdi bunun altında ne varsa aslında sizin tabii ki yetenek ve becerikleriniz. Çünkü çoğu şirket tabii ki sizin eğitiminize önem veriyor. Ama yani eğitim dışında diyor ki yani bu kişi hangi yetenekleri, hangi becerileri kazanmış eğitimle birlikte. Yani eğer staj yapmışsa veya okulda sosyal faaliyetler kullanmışsa veya yazdığı çalışmışsa gibi. O yüzden burada özellikle sizin öne çıkmanızı sağlayan bir takım becerilerinizi ve yeteneklerinizi sıralamanız lazım. Mesela burada en çok bakılan konular takım çalışmasına ne kadar yatkınsınız. Yani daha önce bir işte spor yapmışsanız, takımda oynamışsanız gibi. Baskı altında veya yoğun iş temposunda performansınız nasıl? Buna bakıyorlar. Başvurmuş olduğunuz pozisyona özel nitelikleriniz varsa bunların hepsini yazmanızda fayda var. Diğer bir konu özgeçmiş hazırlarken mümkün olduğu kadar içerik de önemli bir şey. O yüzden özgeçmişin bir kere çok süslü, çok karışık olmamalı. En ideali özgeçmişin bir sayfa olması. Bir sayfa olması. Bunun yanında tabii ki siz yani bir de şu var tabii ki önemli. Yani 12 punto Times New Roman mesela en çok kullanılan şey eğer yazarken. Ayrıca yazının okunaklı olması lazım. Ondan sonra onun dışında ne söyleyebilirim? Mümkün olduğu kadar bir bakışta göreceğiniz şekilde olmalı. Yani formatı düzgün olmalı. Tabii bilgisayar ortamında hazırlanmalı mümkün olduğu kadar. Ve kullanmış olduğunuz sözcükler çok uzun olmamalı, kısa olmalı ve anlaşılır olmalıdır. Şimdi gelelim yabancı dillere. Şimdi yabancı dil konusu tabii ki yani Türkiye'de hani kaç şirket yabancı dil kullanır derseniz tabii hepsi kullanmıyor. Ama yine de yabancı dil yine seçiminizde çok önemli bir faktör. Yani hani şu anda mesela yani yeni nesil yani birden fazla lisan bilen de var. Özellikle çalışmış olduğunuz pozisyon İngilizce dışında bir dil gerektiriyorsa yani Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Çince, Rusça gibi bunlar kesinlikle belirtmeniz lazım. Çünkü bunlar sizi gerçekten diğer adaylara karşı çok daha rekabetçi yapar. Dediğim gibi referanslar istemedikçe konulmamalı. Bunun dışında ne varsa aslında hobiler var. Hobi önemli. Mesela ben kendim görüyorum. Çünkü kişinin yani sadece iş hayatı dışında iş hayatı sınırlı kalan bir kişi özellikle mesela çok dışa dönük pozisyonlarda, satışta, pazarlamada, halkla ilişkilerde yönetici pozisyon önemli. Çünkü kişinin hobisine sahip olması, network'e sahip olması da önemli. Ve kişinin birçok yeteneği geliştiren bir şey. O yüzden hobilerinizden bahsedin. Özellikle sizin bu konuda sosyal ve girişken olduğunuzu ön plana çıkan hobileriniz çok önemli bir şey. Onun dışında derneklere üye olmuşsanız derneklerden bahsedin. Eğer yurt dışında bir işte ne bileyim ben dünyada exchange programları var, APS var, Erasmus var, Work and Travel var. Yani eğer bu tip kurumlarda çalışmışsa, bu tip dernekler ve organizasyonlarla gitmişseniz muhakkak belirtin. Bunlar size çok değer katacaktır. Neyi yapmamalısınız? Bir kere eğer hani özgeçmişinizi yani birisi sizden talep etmiyorsa hani ilgilendiğiniz şirketteki herkese gönderin bir kere. Bu çok önemli bir şey. Yani orada bir araştırma yapın ve doğru kişiye gönderin. Ben şimdi şu anda yapmayacaklarını söylüyorum. Uzun özgeçmişlerden yani bir sayfa üzerine özgeçmişlerden kaçının. Çok özel veya klişe özetle başlamayın. Ha ilk kısmını unuttum söylemeyi. Yani mümkünse bir kapak yazısı yani bir yani CV'nizin önüne bir niye bu pozisyon için başvurduğunuzu, niye sizde çalışmalılar gibi ve hangi yetenekleriniz veya da beceriniz o pozisyon için sizin doğru kişi olduğunuzu söylüyor. Ve kuruma karşı yapmış olduğunuz araştırma sonucunda sizin için en doğru olduğunu, neden orada çalışmak istediğinizi belirtir. Yani bir paragraf, bir ön yazıyla göndermeniz tabii ki çok daha şık olacaktır. Yani klasik hani internetten almış olduğunuz hani hazır CV şeklinde kesinlikle yapmayın. Yani var biliyorum. Yani CV ile ilgili eminim ki bu birçok yapay zeka yazılımı birçok şeyle eminim ki birçok mükemmel CV hazırlama imkanı var da bunlar sizi çok bir yere götürmez. Mesela cümlenizde edilgen yapı kullanmayın. Örneğin finans bölümünün benim tarafından yönetilmiş gibi cümleler kurmayın. Sahip olduğunuz
her iş pozisyonunu eklemeyin. Özellikle çok kısa çalıştığınız şirketlere eklemeyin, bir de iki ay kalıp hani sonra vazgeçtiğiniz veya çok alakasız deneyimlerinizi eklemeyin. Bunun dışında eğer okulda eğitiminizde düşük not almışsanız bunu eklemeyin. Ama sakın kesinlikle yalan söylemeyin. Ondan sonra sadece sorumluluklarınızı listelemeyin. Ve dediğim gibi referans eklemeyin. Peki neyi yapın en çok özet olaraktan? Bir kere özgeçmişinizi iş tanımına göre uyarlayın. Çok önemli bir şey. Şirket yetkilisine özel olarak hitap eden bir mail ulaştırın. Eğer şirket yetkilisinin kim olduğunu biliyorsanız. Onun dışında eğer özgeçmişiniz uzunsa onu kısaltın. Ondan sonra benzersiz özelliklerinizi ve yeteneklerinizi öne çıkarın. Ve nitelikli bir özet oluşturun. Sıradan olmayın. Diyeceğim şu, sıradan olmayın. Eylemlerinizi ön plana çıkarın. Yani diğer şirketlerde yapmış olduğunuz başarılar, eğer okul zamanında yapmış olduğunuz başarılar, liderlik becerileriniz veya staj yapmışsanız staj yapmış olduğunuz şeyi öne çıkarın. Onun dışında kazanmış olduğunuz deneyimler, eğer o işe uygunsa onlara muhakkak bahsedin. Başarınızdan bahsedin. Eğer çok yüksek ortamınız varsa okulda ondan muhakkak bahsedin. Evet, benim bu bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi CV konusu çok önemli ama dediğim gibi sadece iyi bir CV yazarak istediğiniz işe gireceğinizi düşünmeyin. Ama CV bugün aynı bir pasaport gibi olması gereken bir şey. Sizi en azından sizin iş görüşmesine öncesi, yani iş görüşmesi öncesi yapmanız gereken bir şey. Yani o randevu alabilmeniz için o özgeçmişiniz olması gerekiyor. O yüzden de tavsiyem bu. Özen gösterin. Ama dediğim gibi çok fazla abartılı olmasın. Ama tüm nitelikleriniz, becerileriniz, eğitiminiz, başarınız olsun. Ondan sonra dediğim gibi esasında bir iş görüşmesinde iş almanız için iş görüşmesinde bütün her şey ortaya çıkıyor. Ama tabii ki iş görüşmesi yaparken de CV'niz çok önemli. Çünkü ona göre görüşmeler yapılacak. Ve ikisi birlikte iyi olduğu zaman da muhtemelen işe alacaksınız. Evet. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.